Seyyid Emir Külal Hazretleri 3. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin on dördüncüsüdür. Hazreti Hüseyin'in soyundan olup Seyyid'dir. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmasi'nin talebesi, ve Behaeddin Buhari Nakşibend Hazretlerinin hocasıdır. Bazı rivayetlerden 680 miladi 1281 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 772 miladi 1370 senesinde Suhari'de vefat etti. Kabri oradadır. Büyük bir alim ve mürşid-i kamil olup her anını İslamiyete uygun olarak geçirirdi. Pek çok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemale ulaşmıştır. Emir Külal Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanlar görürken yapmayı beğenmediğin, yapmaktan çekindiğin işi yalnız iken de yapma. İbrahim bin Şemmas Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam, Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden nasihat istedi. O da, Allahü Teala'yı murakabe et buyurdu. Nasihat isteyen kimse, bu sözün manasını bir zata sordu. O da, sen Allahü Teala'yı görür gibi hareket et diye açıkladı. Ebul abbas bin Ata Hazretleri taatin en faziletlisi her an murakabe üzere olmaktır. Allahü Teala'nın her an her şeyi gördüğünü unutmamaktır buyurdu. Ebu Osman el Maribi Hazretleri de insan için vazgeçilmez ve en lüzumlu şey murakabe, muhasebe ve ilmiyle amel etmektir buyurdu. Ebu Hafs Hazretleri şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında oturup onlara vaaz ve nasihat ederken kendi nefsine ve kalbine vaaz et. Onların senin etrafında toplanması seni gururlandırmasın. Çünkü onlar senin dışını görüyor. Allahü Teala ise kalbini ve düşüncelerini de biliyor. Nakl olunur ki büyüklerden bir zat talebeleri için de genç birisini daha çok severdi. Diğer talebeler ise acaba hocamız neden o genci daha çok seviyor diye düşünüyorlardı. Hocaları bir gün bu talebelerine ve o sevdiği küçük talebesine birer tane kuş verip "Gidiniz. Bu kuşları kimsenin görmediği yerde kesip bana getiriniz." diye emretti. Talebelerinden her biri kendisine verilen kuşu alıp ıssız bir yerde keserek hocasına getirdi. Hocalarının çok sevdiği küçük talebe ise kuşu kesmeden geri getirdi. Sebebi sorulunca ben kimsenin görmediği bir yer bulamadım. Çünkü Allahü Teala her an her şeyi görüyor dedi. Bunu işiten arkadaşları onun murakabesi karşısında şaşıp hocalarının neden onu daha çok sevdiğini anladılar. Yusuf aleyhisselama aşık olan Zeliha, onu kendine çağırdığında odada bulunan bir putun yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam, neden onun yüzünü örtüyorsun deyince, Zeliha, bu bizim ilahımızdır, ondan utanıyorum dedi. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam, sen bir taş parçasından utanıyorsun da ben alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'dan utanmam mı? O her an her şeyi görüyor, biliyor buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine murakabe nedir diye sorulunca şöyle buyurdu. Murakabe bir şeyden korkup da vuku bulmasını bekleyen kimsenin beklemesi ve uykusunu, istirahatini terk etmesi gibi olmaktır. Alimler murakabe Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilmektir buyurdular. Muhammed bin Ali Tirmizi Hazretleri buyurdu ki: Seni her an Rabbinin gördüğünü unutma. Şükrünü sana devamlı nimetler veren her an muhtaç olduğun Rabbine yap. Sehl bin Abdullah Hazretleri buyurdu ki, insanın kalbini süsleyen ve insan için en faydalı ilim, kendini Allahü Teala'nın her an, nerede olursa olsun, gördüğünü bilmesidir. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinden şöyle soruldu. Kul ne ile cennete girer? Buyurdu ki, sapmayan doğru bir istikamet, yanılma olmayan bir çalışma, yalnız ve başkalarıyla beraber olduğunda murakabe halinde olmak, Allahü Teala'nın gördüğünü unutmamaktır. Ölüme hazırlanıp beklemek, hesap günü gelip çatmadan nefsi hesaba çekmektir. Zünnûn-i Mısrî Hazretleri buyurdu ki, kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. Ebu Hafs el Haddad amel edenlerin en eftal ameli murakabe üzere olmalarıdır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişinin çocuğunu terbiye etmesi ona edep öğretmesi her gün yarım sağ 1.750 gram hurma gibi sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Sayit bin Müseyyib Hazretleri buyurdu ki: Kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Sehl bin Abdullah Hazretleri: Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa İhlas ile kulluk etmesi mümkün olur, buyurdu. Büyüklerden biri de en üstün edep, tövbe ve nefsi günahlardan men etmek uzak durmaktır buyurdu. Yine bir mübarek zat üstünlüklere ancak edep ile kavuşulur buyurdu. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri buyurdu ki güzel edep Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri kim tam bir edep ile edeplenirse Allahü Teala'nın sevdiği muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Ebu Muhammed Hariri Hazretleri şöyle buyurmuştur. 20 sene müddetle ayağımı uzatıp oturmadım. Dedim ki Rabbime karşı edepli olmak benim için daha evladır. Buyuruldu ki üç haslet vardır ki bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. İbni Abbas hazretleri buyurdu ki, bütün edeplerin başı rahatlıkta da sıkıntı zamanında da Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasakladıklarından sakınmaktır. Sehl bin Abdullah hazretlerine, nefsin edebi nedir diye sorulunca buyurdu ki, nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda, aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Ebu Ali Rodbari Hazretleri buyurdu ki, Nefis, kötülüklere dalmak suretiyle kendini mahveder. Kul, nefsini terbiye etmekle mükelleftir. Nefis, yaratılışı icabı muhalefet edicidir. Kul, nefsinin muhalefetini kırmaya çalışmalı, ve kötü isteklerini yapmasına mani olmalıdır. Kul ne zaman nefsine karşı bunu yapmayı ihmal ederse, kendinin helâke sürüklenmesinde nefsine yardım etmiş olur. Hazreti Ali radıyallahu anh bu hususta buyurdu ki, kim nefsine kötü isteklerini yapması hususunda yardım ederse, kendinin helak olması için nefsine yardım etmiş olur. Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur. Allah'ım sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle diye dua et. Bir menkıbe nakledelim. Bir gün iki kişi Rabia-i Adviye hazretlerini ziyarete geldiler. İkisi de aç idiler. Yemeği helaldir diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek Allah rızası için bir şeyler istedi. Rabi'a Hazretleri evde mevcut olan iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Rabi'a Hazretleri ekmekleri saydı. Kucağında tam on sekiz ekmek vardı. Dedi ki ekmekler yirmi olsa gerektir. Ekmeği getiren ikisini saklamıştı. Çıkarıp iki ekmeği de verdi. Oradakiler hayretle sordular. Bu ne sırdır? Biz senin ekmeğini yemeye gelmiştik. Önümüze koyacağın ekmekleri kapıya gelene verdin. Ardından ekmek geldi. Eksik olduğunu söyledi. Cevabında, siz ikiniz gelince, karnınızın aç olduğunu anladım. Önünüze koyacağım o iki ekmeği kapıya gelene verdim. Allahü Teala'dan bu ekmeklerin misafirlerin karnını doyuramayacağını, bunun için bir yerine on vermesini istedim. Çünkü En'am suresi 160. ayeti kerimesinde bire on vereceğini bildiriyor. Ben onun bu vaadine güvendim. İki ekmek yerine 20 ekmek geleceğini bildiğim için de ekmeklerin noksan olduğunu söyledim, buyurmuştur. Emir Külal Hazretleri, kalplere şifa sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Dediler ki, bir kulun Allahü Teala'nın takdirine razı olup olmadığı nasıl bilinir? Buyurdu ki, gelen nimetlerden zevk aldığı gibi, gelen musibetlerden de zevk aldığı zaman. Bir kimse, ''Yâ Rabbi, benden razı ol.'' dedi. Bunu gören Rabia Hazretleri, kendisinden razı olmadığın, kaza ve kaderine rıza göstermediğin bir zatın, senden razı olmasını istemeye utanmıyor musun? dedi. Kendisine sordular ki, insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir? Muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinde öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmasın ve böylece Allahü Teala'ya yaklaşsın buyurdu. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ezan okunduğu zaman semanın kapıları açılır, dualar kabul olunur. Bir kadın beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, namusunu korursa ve kocasına itaat ederse, cennete dilediği kapıdan girer. Kimin maksadı ahiret ise, Allahü Teala zenginliği onun kalbine koyar, dağınıklığını giderir. Kimin maksadı dünyayı istemek ise, Allahü Teala onu fakirliğe düşürür. İşleri dağınık olur ve ancak kaderinde yazılı olana kavuşur. Yunus bin Yezid, Rebiya bin Ebu Abdurrahman hazretlerine, Ey Rebiya, sabrın son derecesi nedir? diye sordu. Rebiya hazretleri, başına bir musibet geldiği gün, o bela gelmeden önceki gün gibi olmandır. Cevabını verdi. Sabiti Benani Hazretleri namazı şöyle anlatırdı. Allah katında namazdan daha değerli bir amel yoktur. Allahü Teala'nın anıldığı yere dağlar kadar günah ile girseler çıktıkları zaman üzerlerinde kul hakkı dışında zerre kadar bir günah kalmaz. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse Diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abit ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar okulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Mümin kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda durur. Allahü Teala ona, ey kulum sen dünyadayken bana ibadet eden kullarımla beraber ibadet ediyor muydun? diye sorunca, o mü'min, evet, onlarla birlikte ben de ibadet ediyordum ya Rabbi, der. Yine Allahü Teala, ey kulum, dünyadayken bana dua edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber, sen de yalvarıp beni andın mı? diye sual buyurur o mümin yine evet ya Rabbi diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü Teala ''İzzetim hakkı için beni zikredip andığın her yerde ben de seni andım. Nerede dua edip yalvardınsa o duanı kabul ettim buyurur. Sonra Sabit Benani Hazretleri şu hadisi şerifi bildirmiştir. Müminin hiçbir duası reddedilip geri çevrilmez. Karşılığı ya dünyada verilir, ya ahirete ertelenir, ya da günahlarına kefaret olur. Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendisini gösterir. Bir saat bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Bir menkıbe nakledelim. Salim bin Abdullah Hazretleri, dedesi Hazret Ömer'in radıyallahu anh halini anlatırken Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve asr-ı saadetten de kıymetli haberler vermektedir. Hazret Ömer radıyallahu anh devlet başkanı seçildiğinde Ebu Bekre radıyallahu an tayin edilen maaş kadar ücret almaya başladı. Bu şekilde devam ederken bir defasında sıkıntıya düştü. Muhacirlerden bir grup toplanıp bu mevzuyu görüştüler. Zübeyr bin Avvam Hazretleri Hazret Ömer'e radıyallahu an söyleyip maaşını biraz arttırsak buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, ümid ederiz ki kabul eder deyip, haydi gidelim buyurunca kalktılar. Hazreti Osman radıyallahu anh, Ömer'in hak ve adalette ne kadar sert olduğunu biliyorsunuz. Bu isteğimizi kendisini kırmayacağı birisine, mesela kızı Hafsa'ya radıyallahu anh'a söyletelim. Bizim ismimizi vermeden arzumuzu ona bildirsin buyurdu kabul ettiler ve doğru Hazreti Hafsa'nın yanına gittiler. Ona durumu anlattılar ve bunu kabul etmeden Hazreti Ömer'e radıyallahu an kimsenin ismini söylememesini tembih edip dışarı çıktılar. Bunun üzerine Hazreti Hafsa Hazreti Ömer'in radıyallahu an yanına gitti ve durumu anlattı. Hazreti Ömer de celallenip kimdi onlar diye sordu. Hazreti Hafsa fikrini öğrenmeden kim olduklarını söylemem." deyince Hazreti Ömer radıyallahu an eğer kim olduklarını bilseydim onları iyice döverdim ama dua etsinler ki arada sen varsın dedi ve "Peki Hafsa Allah aşkına söyle." Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin evinde kalırken giydiği en kıymetli elbise neydi diye ekledi. Hazreti Hafsa iki tane renkli elbisesi vardı. Elçileri onlarla karşılar, cuma hutbelerini onlarla okurdu dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an peki yediği en iyi yemek neydi diye sorunca kızı bizim yediğimiz ekmek arpa ekmeğiydi. O sıcakken yağ kabının altına koyardık. Ekmek yumuşar ve yağlanırdı. Onu yerdik ve güzel bulduğumuz için başkalarına da ikram ederdik diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu an tekrar senin yanında kaldığı zamanlarda kullandığı en geniş, rahat yaygı neydi diye sordu. Hazreti Hafsa Kabak kumaştan yapılma bir örtümüz vardı. Yazın dörde katlar ve altımıza yayardık. Kış gelince de yarısını altımıza yayar, yarısını da üstümüze örterdik." diye cevap verince Halife "Ya Hafsa, benim tarafımdan onlara söyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine yetecek miktarı tespit eder." fazlasını ihtiyaç sahiplerine verir ve kalanla iktifa ederdi vallahi ben de kendime yetecek kadarını tespit ettim artanı ihtiyaç sahiplerine vereceğim ve bununla iktifa edeceğim yetineceğim resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazreti Ebu Bekir ve ben bir yol takip eden üç kişi gibiyiz. Onlardan ilki nasibini aldı ve yolun sonuna vardı. Diğeri de aynı yolu takip etti ve ona kavuştu. Sonra üçüncüsü yola koyuldu. Eğer o da öncekilerin gittikleri yolu takip eder, onlar gibi yaşarsa, onlara kavuşur ve onlarla beraber olur. Eğer öncekilerin gittikleri yoldan başka bir yol takip ederse, onlarla buluşamaz, buyurdu. Emir Külal Hazretleri, talebelerine buyurdular ki, dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar, 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, üç, Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır, Aradığını bunlarda bulursan, sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan, bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva. Yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd üç kısımdır. Birinci kısım işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip niyetler düzeltilip ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet, bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul! Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin.